Ranavat, bize lütfedip söyler misin bu kız kim? Bu evin içinde neden oğlunun giysileriyle dolaşıyor acaba? Neden? Şunu kimse unutmasın. Bu evde edepli insanlar yaşar. Benim bu kızla aynı yaşta bir kızım var. Bir gelinim, bir de oğlum var. Anne yapma. Bu kız gibiler saygıdan ne anlar ki? Sonunda onların mesleği bu. Ne? Sen bu eve o iğrenç işi yapmak için mi geldin? Çabuk söyle. Belki de kapalı kapı ardındaki büyük sır budur. O asker kılıklı bu yüzden eve barikat kurmuştur. Günah odasını kimse görmesin diye. Onlara özel kalsın diye. Sümer, anne. Kızı suçluyorsunuz ama önce bırakın da bir konuşsun, olur mu? Uğur'un nerede? Ne? Sana uğurlu bir eşyasını verdi herhalde. Bu ahlaksızlığı böylesine rahat savunabilmek... Yeter! Kapa o çeneni! Farkındaysan ben hep susuyorum zaten. Ama oğlun ipin ucunu öyle bir kaçırdı ki... artık bir şeyler söylemeye mecbur etti beni. Eğer sorularıma senin verecek bir cevabın yoksa... ve eğer bu kızın da bir şey söylemeye niyeti yoksa... Sümer, çabuk karakola ara. Bu kıza gününü göstermek şart. Polisi aramak olmaz. Milletin diline düşeriz. Ben onu kolundan tuttuğum gibi atarım. Aklından bile geçirme. Gelinime parmağının ucuyla bile dokunamazsın. Çekil. Çekil git. Gelin mi? Evet, gelin. Bu kız benim gelinim olacak. Rudra'nın nişanlısı o. Çok yakında evlenecekler. Duydun mu beni? Yakında evlenecekler. Yakında. Evet, çok yakında ikisi evlenmiş olacak. Tamam mı? Tatmin oldun mu Muhini? Kızcağız hiçbir şey yokken... Yani müstakbel... Gelinimi tabii. Ona boş yere neler söylediniz? Keşke bu değerli bilgiyi bizimle daha önce paylaşsaydınız. Onun kim olduğunu baştan bilseydim bu kadar kızmazdım. Bu arada adı ne? Abi, kızın adı öksürüğe mi benziyor yoksa?
Parvati. Tam ver. Karına söyle biraz saygılı olsun. Ağzından çıkanı duymuyor. Biraz saygılı olsun. Saygı mı? Kızın teki oğlunun odasından. Üzerinde oğlunun gömleğiyle fırladı. Ve ben de saygıyı senden verince... Evet, oğlumun odasından fırladı. Ne var? Benim oğlumun odasından fırladı. Evet. Sana hatırlatırım ki bu ev hala benim evim. Çünkü bu ailenin yaşça en büyüğü şu an için hala benim. Ben. Cahil cahil, kibirli kibirli konuşma. Sözlerin bana sökmez. Tamam mı? Hepiniz dinleyin. Bundan böyle kızımı bu evden kovmaya cüret eden, hatta bunu yapmayı aklından bile geçiren olursa bu evi onun tepesine yıkarım. Zavallının başı bir nedenden derde girdi. Biz de getirip bu eve sakladık, güvende olsun diye. Bu evin içinde ne olursa olsun, güvende olsun diye. Başına bir şey gelmesin diye. Herkes anladı mı bunu? Size söylüyorum, anladınız mı? Bundan böyle onun üstüne gitmek yok. Kimse buna kalkışmasın. Hepiniz ondan uzak duracaksınız. Parvati kızım, sen odana git artık. Abi bana bak. Mohini yeter.